Murat Bey. Evet. Beyefendi geldiler. Eğer müsaitseniz sizi salonda bekliyorlar. Geliyorum. Merhaba abi. Merhaba Murat. Süleyman'a beni görmek istediğini söylemişsin. Evet. Bir şey mi oldu? Kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Evet. İyiyim. Yani bildiğin gibi işte. Yarın eve bir misafir getirsem. Ne dersin? Olur. Sen bilirsin. Misafirin kim olduğunu sormayacak mısın? Kim? Aylin? Aylin mi? Aylin. Bu yüzden ben onu bizim grubumuza dahil etmek istemiyorum. Tatlım sen git, biz görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Birine mi bakmıştın? Aylin'e bakmıştım. Bugün gelmedi. Peki. Hoşça kal. Görürsem ne diyeyim Aylin'e? Ben onu görürüm nasılsa, sağ ol. Hoşça kal. Aylin. Çekil önümden. Aylin. Bırak kolumu. Bu ne senin niyet? Seni anlıyorum ama böyle davranma. Açıklama yapmam için bir fırsat ver. Bunu daha önce de söyledin ama açıklamadın. Biliyorum. Ama bu sefer başka. Seni dinliyorum. Burada değil. Beni ikna edecek bir açıklama yapmadığın sürece artık seninle bir yere gelmem. Seni ailemle tanıştırmak istiyorum. Sen ne dedin? Seni ailemle tanıştırmak istiyorum dedim. Ev senin mi? Benim? Hoş geldiniz. Gelebilir miyim diye soruyor. Tabii, gelebilir. Kendisini bekliyoruz. Kimi bekliyoruz? Sabret. Göreceksin. Aa! Benim fotoğrafım. Ne arıyor burada? Bu evde bir hayranım var galiba.
Merhaba. Aylin, sana Murat'ı takdim edeyim. Merhaba Aylin. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Murat'ı tanımadın mı? Tanıyamadım. Kusura bakmayın. Seninle aynı okula gidiyorduk. Ben edebiyat şubesindeydim. Murat yine bayılmış. Aa evet. Murat. Hatırladım şimdi. Sonra hastalığım ilerledi. Ben de okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim bir iş hususunda Süleyman'la konuşmam lazım. Müsaadenizi istiyorum. Bu arada siz de okuldan bahsedersiniz. Hemen dönerim. Neden gülümsüyorsun? Çünkü mutluyum. Bunu duyduğuma ne kadar sevindiğimi anlatamam. Mutluyum. Çünkü ortadan kayboluşlarının, açık konuşamayışlarının sebebini öğrendim. Bütün bunların sebebi Murat'tı. Ondan başka kimsem yok. Murat benim ailem. Onun da benden başka kimsesi yok. O çok duygulu, zarif bir insandır. Bu yüzden... Seni anlıyorum. Yarın seninle güzel bir yemek yiyelim. Sonra da... Sonra da? Sonra da sana çok önemli bir teklifte bulunacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.